Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları ilaç denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Deneme 11. 31. soruya geldik. Sorumuza bakalım. ABC ikizkenar üçgeni. AB kenarı üzerindeki D ve AC kenarı üzerindeki E noktasında kesen DE doğrusunun bu kenarlarla yaptığı açılar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit olduğuna göre DE doğrusu D noktası etrafında ok yönünde en az kaç derece döndürülürse BC kenarına paralel olur diyor. Yani doğrunun bu BC kenarına paralel olması isteniyor. Ters açılardan şurayı 50 derece buluruz. Şurası 90 derece. Üçüncü açı ise 40 derece olacaktır. Tepe açısı 40 derece olan bu ikizkenar üçgenin taban açıları da 70-70 olacaktır. D noktası etrafında bu doğru döndürülecek. Peki bunu ne kadar yapmamız gerekir? Şöyle yapacağız arkadaşlar. BC bir tane paralel çizelim. Yöndeş açılardan bakın. Buradaki B açısı D açısına eşit olur. Bunun tamamı 70 olması lazım. Buraya 20 kalıyor. İşte D doğrusu 20 derece döndürüldüğünde BC kenarıyla paralel olmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 32. soruya. Eşkenar üçgen şeklindeki kağıdın ağırlık merkezinden geçen ve tabanına paralel doğruyla iki parça ile ayrılması şekil 1'de gösterilmiştir. Sonra elde edilen üçgenin tekrar ağırlık merkezinden geçen ve tabanına paralel olan doğruyla iki parçaya ayrılması şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'de KL ve M bulundukları bölgelerin alan değerleri olmak üzere L eşittir 20 birim kare olduğuna göre M eksi K farkı kaçtır diye soruluyor. Burada üçgenimiz eşkenar verilmiş. Eşkenar verilmesine gerek yoktu aslında. Herhangi bir üçgende olabilir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada ağırlık merkezinden bakın şöyle bir örnek vermek için. Ağırlık merkezinden bir doğru çizersem şu noktadan buradaki kenarı 2'ye bir şeklinde bölmüş olurum. Yani 2K'ya K olur arkadaşlar. Onun sebebi de nedir? İşte ee, kenara bir birim uzaklığı varsa köşeye iki birim uzaklığı vardı. Yani kenar ortaylar birbirini birey iki oranında ağırlık merkezinde kesiyordu arkadaşlar. Sebebi buydu. Yani bu da 1 iki e durumluk söz konusu. Aynı şey bakın. Şuradaki üçgende de var. Ağırlık merkezinden bir uzunlukta kestiğimizde 1 iki e durumu söz konusu olacak. Ee, bunları güzel bir değer vermek için şöyle yapalım. Ee, bu kenarın tamamına arkadaşlar şöyle sileyim ben burayı. 9K değil. Burası 9K olsun. E, o zaman burası 3K, yukarısı 6K olacak. 1'e 2 oranı nereden geldiğini biraz önce söylemiştik. buradaki üçgende de yine 1'e 2 şeklinde bir paylaşım durumu söz konusu. 2K'ya 4K diyebilirim. Şurası da 3K arkadaşlar. Tamam. Ne yaptı? 4K, burası 2K yaptı. Burası da 3K yaptı. Bu üçgenler bir kere benzer. Neden benzer arkadaşlar? Çünkü tabana paralel doğrularla ayrılmış bunu şöyle yapalım. Yukarıdaki ilk iki üçgen alıyorum. 4K'yı 6K'yı oranlıyorum. Yani 4 bölü 6 diyorum. Karesini aldığım zaman 16 bölü 36 buluyoruz. 16A'ya 36A diyelim. Şuradaki alan bakın K alanı 30, şey 16A birim kare kadar iken K ile L'nin toplamı 36A oluyor. O zaman L'nin olduğu yere kaç A kalıyor? Şöyle gösterelim. 20A kalıyor arkadaşlar. Benzer şekilde ikinci üçgenle üçüncü üçgeni oranlıyorum. Kenar oranları 6 bölü 9 oluyor. Bunun karesini aldığım zaman da 36 bölü 81 oluyor. Bakın bir sadeleştirmiyorum çünkü sayılar tam denk gelsin diye yapmıyorum. Yapıyorum bunu. Şurası kale 36A'ydı. Bakın şurası 36A. Tamamı da 81A oluyor. 81'den 36'ı çıkarttığım zaman da M'ye kalan alan 45A olmuş oluyor. Şimdi bize verilen L alanı 20 idi. Ben burada L alanının kaç A bulmuştum? 20 A bulmuştum. 20 A buradan 20'ye eşit olduğuna göre A buradan sen kaçsın? 1 Bir birim karesin. Benim aradığım neydi? M eksi K. M'den K'yı çıkartıyorum. Yani 45 A'dan 16 A'yı çıkartıyorum arkadaşlar. Buradan 29'a buluyorum. A'yı 1 olarak, 1 olarak bulmuştuk zaten. O halde cevabım 29 olacaktır. Doğru yanıt A şıkkıdır. Geldik 33. sorumuza. Dik kenar uzunlukları bir birim olan 7 özdeş ikiz dik üçgen dik kenarları aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi çakışacak biçimde şekilde şekildeki gibi diziliyor. Sonra AB e üçgenin AB'ye göre DFH üçgenin CD'ye göre yansımaları alınınca E ve F noktaları sırasıyla E üssü F üssü noktaları ile çakışıyor. Buna göre E üssü F üssü uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şimdi şu baştaki ve sondaki üçgenlerin yansımaları alınıyor arkadaşlar. Şu şekilde yansımasını alıyoruz. Buradaki E E üssü noktasına geliyor. Bunu da yansıması alınıyor. Buradaki F Buradaki F üstü noktasına geliyor. Yansıması alındığında şöyle bir e, dik üçgen oluşuyor arkadaşlar. Dik kenar uzunlukları bir birim demiştik. Şuralar bir birim olarak şöyle yazılsın. Benim aradığım neresi? E üstü ile F üstü arasındaki uzunluk. Şimdi şurası bir birim, bir birim, bir birim. Yani şuradaki dik üçgenimizin arkadaşlar e, kenarları, dik kenarları 1'e 3'tür. Buradan x diyelim şu EF yani e üstü f üstü uzunluğuna x kare eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesinden x kare eşittir 10'a x eşittir kök 10 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt b şıkkıdır. Geldik 34. sorumuza. Aşağıdaki tan gram kare şeklinde olup 2 adet büyük boy ikizkenar dik üçgen, 1 adet orta boy ikizkenar dik üçgen, 2 adet küçük boy ikizkenar dik üçgen, bir adet kare ve bir adet paralel kenardan meydana gelmiştir. Bu parçalar aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde aşağıdaki dörtgeni oluşturuyor. Küçük boy ikizkenar dik üçgenin dik kenar uzunluğu bir birim olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. A ile B noktasını birleştirelim önce. Bunlar arasındaki uzaklığı benden isteniyor. Burada bakın bir dik üçgen oluştu. O dik üçgenin kenarlarına ulaşmaya çalışacağız. Küçük boy e, ikizkenar üçgenin dik kenarları bir birim. Şurada bir bir yazalım arkadaşlar. Şurası kök iki olacaktır. Burada bir kare olduğu için bunda kenarları bir 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 olacaktır. Ort, burada bakın e, büyük ikizkenar dik üçgen var. Onun bir kenarı da iki birim olduğundan dolayı e, karenin bir kenarı da iki kök iki bulunur. Şuradaki e, orta boy ikizkenar üçgenin e, dik kenarı da kök iki olacaktır. Bu orta boy ikiz kenar dik üçgeninde hipotenüs arkadaşlar buradan iki birim olarak da bulunmuş oluyor. Şimdi bakıyoruz. Burada büyük ikiz kenar dik üçgen var. İki birimdi dik kenarı. Daha sonra burada orta boy ikiz kenar e, dik üçgenimiz var. Onun da hipotenüsü burada iki birim olarak bulunmuştu. İkiyi buraya yazdık. Daha sonra şu uzunluğu bulmak için de bakın burada bir e, kare var. O karenin de burada kenarının bir birim olduğunu görüyoruz arkadaşlar yazmıştık. Şurası bir birim. Küçük ikiz kenarında zaten kenarı bir birim olarak verilmişti. İşte şuraya x diyelim mavi uzunluğuna. x kare eşittir dik kenarların kareleri toplamı diye yazalım. Şöyle 2'nin karesi diyelim. x kare eşittir buradan 20 çıkar. x'ten buradan kalsın kök 20'sin. O da kök dışına 2 kök 5 olarak çıkmış oluyor. Doğru yanıt B şıkkı olur arkadaşlar. Geldik 35. soruya. ABC'de eşkenar dörtgeni şeklindeki kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt AB kenarının orta dikme doğrusu boyunca kesildiğinde üçgen şeklindeki parçası atılıyor ve geriye kalan kağıtta bazı uzunluklar birim cinsinden şekil 2'deki gibi gösterilmiştir. Buna göre BCDKL şeklinin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi şu sağ taraftaki şeklimizde kale uzunluğumuz 8 burası ise 2 arkadaşlar. şurada geri kalan AK uzunluğuna 2x diyelim. Yani bir kenarı 2x artı 2 oldu. Buna göre AB uzunluğu da 2x artı 2 olacaktır. L noktası orta nokta olduğuna göre AL'ye x artı 1, LB'ye de x artı 1 diyebiliriz. Buradaki KAL dik üçgenine baktığımızda buradan x'i Pisagor'dan bulabiliyoruz. Veya dikkenar dik kenarı 8 olduğuna göre 6, 8, 10 üçgeni olma ihtimali var. x yerine 5 yazarsak arkadaşlar bakın burası 10 olur. Ale uzunluğu da 6 olur ve sağlanır. Demek ki buralar 6-6 oluyor. O halde bu eşkenar dörtgenin bir kenarı 12 birim diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya bu uzunlukları taşıyalım. 12, burası 12, şurası ise 6. Bu şeklin çevresini bizden istiyordu. Toplayalım. 6 artı 12 artı 12 artı 2 artı 8. Buradan şurayı topladığımızda 30 yapacaktır. 2 ile 8'i topladığımda 10 ve 40 olarak sonucu bulmuş oluruz. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 36. soruya. Şekil 1'de bir kenar uzunluğu bir birim olan sarı renkli dikdörtgen şeklindeki bant ile bir kenar uzunluğu 4 birim olan yeşil renkli dikdörtgen şeklindeki bant birer kenarları çakışacak şekilde düzlemsel olarak yapıştırılmıştır. Daha sonra yeşil bandın üzerine Sarı bandı özdeş olan iki sarı band şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Şekil 1'deki sarı ve yeşil renkli dikdörtgenler benzer olduğuna göre şekil 2'de görünen yeşil renkli bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi burada ilk şekilde verilen uzunluklar 1 ve 4 şu iki dikdörtgen birbirine benzerdir diyor aynı zamanda. Sarı bandın şu kenarına x diyelim arkadaşlar. Yeşil bandın da bu kenarı x olacaktır. Buraya da x'imizi yazabiliriz. Bu ikisi birbirine benzer olduğuna göre sarı bandın 1 olan kenarını yeşil bandın x olan kenarına oranlıyorum. Daha sonra sarı bandın x olan kenarını da yeşil bandın 4 olan kenarına oranlıyorum arkadaşlar. Yani benzerlik oranından kısa kenarı kısa kenara uzun kenarı uzun, uzun kenara oranlamış oluyoruz. Tabi burada ee, hangisi kısa, hangisi uzun, bir mi, işte kısa x mi kısa, onu bilmiyoruz. Ama e, buradaki kenarların kime oranlanca belli arkadaşlar. Işte dışlar çarpımından x kare eşittir 4, x eşittir 2 bulunur. O halde şurası 2 birim olmuş oluyor. Şekil 2'de bu verileri yazalım, sayısal değerleri. 1, şurası 1, 1 olmuş oluyor. Ee, yeşil kısmın alanı bizden isteniyordu e, biz yeşil olan dikdörtgenin alanını bir bulalım arkadaşlar. Şurayı 2 bulmuştuk. 2 çarpı 4'ten 8 birim kare burası. Tamam. Bu sarı bantların da alanlarını bulalım. 2 çarpı 1, 2 birim kare. Şurası da 2 birim kare olmuş oluyor. Şuradaki sarı kısım beni ilgilendirmiyor. Yeşil banttan arkadaşlar yani 8'den 2 artı 2, 4'ü çıkartıyorum ve yeşil alan 4 birim kare olarak bulunmuş oluyor. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 37. soruya. Şekil 1'de kırmızı, mavi, siyah çubukların uzunlukları sırasıyla 15, 18 ve 24 cm'dir. Sarı boyalı üçgenin siyah renkli kenar uzunluğu ise 8 cm'dir. Sarı boyalı üçgen kırmızı renkli kenar boyunca ötelenerek şekil 2'deki konuma getiriliyor. Şekil 2'de santimetre türünden verilen x ve y değerleri için y eksi x farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ilk etapta vakası benim şekilde 8 olan uzunlukta yani siyah uzunlukta bir üçgenin siyah kenarının paralel olup olmadığını söyleyemeyiz. Ama burada diyor ki sarı üçgeni ben kırmızı kenar boyunca bu şekilde kaydırdığımda şekil 2'yi elde diyorum diyor. Yani buradaki siyah uzunluğumla aşağıdaki üçgenin siyah uzunluğu çakışıyor arkadaşlar. Çakıştığı için paraleldir diyebilirim. Bu bilgiden dolayı paraleldir diyebilirim. Yoksa şekili, şekil 1'e şekil bakarak direkt paralel demem mümkün değil arkadaşlar. Yeterli veri yok çünkü elimizde. Tamam şimdi paralel olduğunu anladık. Burada x ve y'yi bulabilmek için bu üçgenin şu kenarlarını bilmek gerekiyor. Şurayı biliyorum burası 8 birim arkadaşlar. 24 birinde şurasıydı. 24 eksi 8'den y'yi 16 olarak buluruz. Şu uzunluğa da a diyelim. Şu üçgenin içerisine yazıyorum a'yı. Burada benzerliği uygulayalım. 8 bölü 24. 8 bölü 24 eşittir a bölü 15. Buradan sadeleştiriyorum. 8 ve 24'ü 1 bölü 3 oluyor. İster dışlar çarpımı yaparsak a'yı buradan 5 olarak buluruz. Bunun tamamı 15'ti arkadaşlar. 15'ten 5'i çıkartırsak 10 olur. Benim aradığım 16 eksi 10'du. Yani doğru yanıt 16 oluyor. Yani D şıkkı doğru cevap olmuş oluyor. Geldik 38. soruya. Bir deneyde yere dik durumda bulunan bir duvar ve bu duvar ile birer kenarı çakışık olan robot kullanılmaktadır. Robotun görünen yüzeyi birim kare şeklinde olup A noktası ile işaretlenen köşesinde bir alıcı bulunmaktadır. Bu alıcı duvar üzerinde bulunan ve yerden yüksekliği bir birim olan bir reseptörü olan uzaklığı ölçüp robotun üzerindeki ekrana yansıtmaktadır. Robot her defasında sağ alt köşesi etrafında saat yönünde 90 derecelik dönme hareketi yapacak ve dönme hareketi sona erdiğinde alıcı reseptörü olan uzaklığı ölçüp ekrana yansıtacaktır. Buna göre ilk 3 dönme hareketinin sonucunda ekranda yazılan sayılar sırasıyla aşağıdakiler hangisidir diye soruyor. Evet uzun soluklu bir soruydu arkadaşlar. Şu da reseptör var. Her dönme sonunda buradaki A noktasının reseptörü olan uzaklığını ekrana yansıtıyormuş. Şimdi biz burada dönme hareketlerini sırasıyla yapalım arkadaşlar. Sağ Alt köşesi etrafında 90 derecelik dönme yaptığında buradaki A noktası nereye gelmiş olur? Bakın 90 derecelik dönme sonucunda buraya gelmiş olur. Buraya A1 diyelim arkadaşlar. Tekrar bir dönme hareketi daha yaptığında 90 derecelik bir dönüş yapması gerekiyor. Bu konuma gelecek. Bu sefer A1 noktası buraya geliyor. A2 konumunda oluyor. 90 derece döndüğünü şuradan anlayabiliyoruz. Bakın köşegenleri çizerek 90 derece dönüş yaptığında A1 noktasının yeri burası olur. Bir dönme hareketi daha yaptığında A2 noktası arkadaşlar buradan buraya bakın 90 derecelik bir dönüş yapacaktır. A3 üçüncü konumu burası olmuş oluyor. Şimdi bu noktaların sırasıyla reseptörü olan uzaklığını hesaplayan robotun ekrana yansıttığı değerleri bulalım. İlk durumda bir birimlik bir uzunluk var arkadaşlar. Reseptör olan uzan, uzaklık budur. O zaman bir olacak. Şıklarımızda hepsi bir var. A2'nin bulunduğu konumu reseptörü olan uzaklığı 1, 2, 3 birimdir. Bakıyoruz. Şıklarımızda sadece bunu sağlayan ikinci maddemiz var. Direkt cevap D şıkkı diyebiliriz aslında. Ama olsun üçüncüsünü de hesaplayalım. Buradan A3'ün arkadaşlar reseptörü olan uzaklığını hesaplayacak olursak bir birim burası. Şurası da 4 birim oluyor. Pisagor'dan şurası kök 17 olarak bulunuyor. Yani doğru yanıt D şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 39. soruya. Bir ucu düzgün dik altıgen prizmanın A noktasında diğer ucu B noktasına verilen çubuk aşağıda gösterilmiştir. Bu çubuğun A noktasındaki ucu sabit kalmak üzere B noktasındaki ucunun CH ayrıtı üzerindeki bir nokta ile çakışması sağlanıyor. Burada eşit uzunluklar verilmiş, şekilde de gösterilmiş. Prizmanın taban ayrıtı 2 birim, yüksekliği 5 birim olduğuna göre bu çubuğun e, taşınan ucu CH ayrıtında nereye karşılık gelir diyor. Öncelikle AB çubuğunun uzunluğunu bir bulalım arkadaşlar. Buradaki A noktasıyla şurada tabana ait diğer köşeyi birleştiriyorum. Yani kısa köşegeni çiziyorum arkadaşlar. 2 2 birim kenarlarıydı. Kısa köşegen uzunluğu 2 kök 3'e eşittir. Yüksekliğini de 5 olarak biliyoruz arkadaşlar. Şurası 5 birim. Onu şu şekilde gösterelim. 5 birimi kırmızıyla tamam gösterdik. Yani benim çizdiğim bu yükseklikle çizdiğim kısa köşegen birbirine şu an dik arkadaşlar. Tamam. Yüksekliğimde 5 birimde Pisagor uygulayalım. AB'nin karesi eşittir. 2 3'ün karesi artı 5'in karesi olacaktır. Toplayalım. 12 artı 25'ten kök 37 olarak AB uzunluğu bulunmuş oluyor. Burayı bulduk. Şimdi bu çubuğun B olan arkadaşlar şuradaki e, şöyle diyelim. B olan ucu getiriliyor. Buradaki e, ayrıta konuyor. Acaba nereye denk gelir? Burada da arkadaşlar uzun köşegeni çiziyoruz şimdi biz. Uzun köşegeni şu şekilde Belirtmek isterim. Onu şöyle alalım. Tamam. Evet. Şu uzun köşegen. Uzun köşegen altıgende bir kenarın iki katıdır. Yani burası dört birimdir arkadaşlar. Onu şu şekilde çizdim. Silinip duruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam. Ee, şu dört birimi çizdikten sonra şurası ayrıt olsun. O e, CH ayrıtı olsun. A noktası burası olsun. Ve B ucunu da buraya dayamış olalım. Ben bunu kaç bulmuştum AB uzunluğunu? Kök 37 bulmuştum. Pisagor'u kullanarak şuradaki uzunluğu bulmaya çalışalım arkadaşlar. X diyelim bu uzunluğa. X kare artı 4'ün karesi eşittir. Kök 37'nin karesi diyorum. X kare artı 16 eşittir. 37'ye. Buradan X kare eşittir. 21. X eşittir. Kök 21 olarak bulunur. Peki kök 21'in yaklaşık olarak değeri nedir? 16 ile 25 arasında olduğu için 4 ile 5 arasında bir değer çıkması gerekiyor buradaki ifadenin sayının. Yaklaşık olarak 4.5 diyebiliriz arkadaşlar. Bakıyorum alttan itibaren 1, 2, 3, 4 birim. O halde C ile D arasında bir yerlerde olması gerekiyor B noktasının. Şıklara baktığımızda bunu sağlayan E şıkkı var. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır. Geldik 40. soruya. Ayrıt köşelerinden ikisi A ve B harfleriyle adlandırılan küp düz bir masa üzerinde şekil bir gösterilmiştir. Bu küp CD ayrıtı boyunca bir miktar döndürüldüğünde A ve B olarak harflendirilen köşelerin masaya olan uzaklıkları birim cinsinden şekil 2'de gösterilmiştir. Buna göre küpün hacmi kaç birim küptür? Yani küpün bir ayrıtını bulmamız gerekiyor. Bakınız şuradaki Ayrıt boyunca döndürülüyor arkadaşlar. Ve B ve A noktalarının yere olan uzaklığı, burada masaya olan uzaklığı 3 ve 4 olarak verilmiş. Bunu şöyle algılayalım. Şuradaki kareyi, yani şu bize bakan yüzeyi şuraya çizmek istiyorum. Evet, tam karşıdan baktığımızda şöyle bir görünüm olacaktır arkadaşlar. Aslında bu tam olmadı. Bunu biraz daha şöyle çizebilirim şu şekilde yapalım. Şöyle olsun. Evet. Tamam. Yani burada A biraz daha yakın. B biraz daha masaya uzak arkadaşlar. Şurası 4 birim. Şurası da 3 birim. Burada bakın şu iki dik üçgenin açılarını yazarsak A, B, şurası 90. Burası ne olacak? A çünkü ikisinin toplam 90 olması gerekiyor. Burası A oldu. Burası da B. Açıları eşit olduğu için bu dik üçgenler birbirine benzer. Hatta 90'ın karşısındaki hipotenüsleri de eşit olduğu için bu üçgenler eşit üçgenler olurlar. O zaman A'nın karşısında 3 varsa burada da A'nın karşısında 3 olması lazım. B'nin karşısında 4 varsa burada da 4 olması lazım. 3, 4, 5 üçgeninden bir kenarı buradaki kübün ayrıtı 5 birim olarak bulunur. O halde hacmini bulabilirim. A küpten yani 5 üzeri 3'ten eşittir 125 birim küp olarak hacmini buluruz. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.